Herkese iyi günler diliyorum. Ben Arapça öğretmeni Semra Uras. Arapçaya yeni öğrenenler ve İmam Hatip öğrencileri için Arapça videoları hazırladım. Arapçanın çok zor bir dil olduğu farz ediliyor. Fakat Arapça gerçekten öğrenmeye başladığınız zaman çok güzel, eğlenceli ve samimi bir dil olduğunu fark edeceksiniz. Umarım herkese faydalı bilgiler sunmuş olurum videolarımla. Bugün ilk dersimiz olan alfabeden giriş yapacağız. Size alfabeyi ve telaffuzlarının nasıl olacağını göstereceğim. Alfabe. İlk harfimiz herkesin bildiği üzere elif. Elif düz bir çizgi şeklinde yazılır. Söylenmesinde herhangi bir zorluk yoktur. İkinci harfimiz B. Üçüncü harfimiz T. Evet, Türkçe'de olmayan bir harf. Tel tek harflerden F. F harfini söylerken dilinizi dişlerinizin arasına getirip o şekilde söylüyorsunuz. F. Türkçe'de olmayan harflerin altına çeşitli şartlar koyacağız. Mesela harflerin altında nokta koyduğunuz zaman o harfin peltek harf olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Arapçada birbirine benzeyen 3 ya da 2 tane harfler var. Bunları ayırt etmek için Türkçe yazarken Arapçayı adlarına işaret koymak zorundayız. 3 tane S harfimiz var. Biri S, biri Sin, biri Sad. Bunların her birinin altına işaret koyacağız ki ayırt edebilelim. Cim. Cim harfinde yine bir sıkıntımız yok. Evet. Yine Türkçe'de olmayan bir harfimize geldik. Ha. Ha harfi boğazdan söylenen bir harf. Kalın ve tok bir şekilde söyleyeceksiniz. Biraz boğazınızı sıkmanız gerekiyor bu harfi söylerken. Ha. Aynanın karşısında bu telaffuzlu olan harfleri söylemeye çalışın. Ağız hareketlerinizden nasıl söylediğinizi görün ve fark edin ne yaptığınızı. Ha söylediğiniz zaman ağzınız açık bir şekilde kalıyor. Boğazınızda sıkmayı unutmayın. Ha. Ha harfi kalın bir harf. Gırtlak zorlanarak söyleniyor. Hırıltılı bir şekilde kalın ve tok bir şekilde söyleniyor. Bu da kalın bir harf olduğu için altına Türkçe yazarken H'leri ayırt etmek için çizgi çizdik. Ayrıca K'nın bütün harflerin altına çizgi çizeceğiz. Şuradaki H harfimizin de altına nokta koyacağız. Çünkü 3 tane H'miz var. Biri H, biri H, bir tane de ileride göreceğimiz H. Bunları Türkçe yazarken ayırt etmek için altlarına işaretler koyuyoruz. Del. Her tek bir harfimiz daha geldi şimdi. Vel. Evet, her tek harflerin altına ne koyacağız dedik? Nokta koyacağız. Vel harfi de S harfi gibi dilin dişler arasına getirilerek söylenmesiyle elde ediliyor. Zel. Diğer harfimiz Ra. Bu da genelde kalın söylenen bir harf ama ince de söylenebiliyor. R, Ra. Z harfim. Z harfi biraz arı vızıltısı gibi çıkmalı. Z.
Sin. Şin. Bunları karıştırmamanız için, özellikle yeni öğrenenler için şunu söylemek istiyorum. Bizim Türkçe S yazdığımız zaman bu şekilde noktasız yazıyoruz. Şeyi dönüştüğü zaman nokta koyuyoruz. Arapçada da o şekilde. Sin harfinin aynı şekli şinde bulunuyor. Şeyde yeni nokta bulunuyor. Arapçada da bu şekilde. Türkçede de noktayla S harfi şeye dönüştürülüyor. Şin. Kalın bir harfimize geldik şimdi. Yine Türkçe'de olmayan sat. Sat harfi kalın ve tok bir şekilde söyleniyor. Boğazdan çıkararak söylüyoruz yine bunu. Yine biraz kendinizi zorlamanız gerekecek. Salt. Dediğim gibi aynaya bakarak bu harfleri çıkarmaya çalışın. Çok faydasını göreceksiniz. Yine Türkçe'de olmayan bir harf. Dat. Dat harfi yine boğazdan gelen bir harf, boğazdan çıkarılan bir harf. Kalın ve tok bir şekilde söyleyeceksiniz. Dat. Evet, yine kalın olduğu için altına ne yazacağız? D yazacağız. Bakın bu şekilde Türkçe yazdığımız zaman D harfi kalın ve ince bir şekilde söylenen del harfimiz var. Türkçe yazdığımız zaman hangi harften bahsettiğimizi anlamış oluyoruz. Ta harfi Türkçe'de olmayan kalın bir harf. Yine tok ve kalın bir şekilde söyleyeceksiniz. Dilinizi damağınıza götürerek söyleyeceksiniz bu harfi söylerken. Ta. Kalın olduğu için de yine altına çizgi çizdik. Bakın bu T'de herhangi bir şey koymadık. Çünkü iki tane T harfimiz var Arapçada. Bu şekilde işaretlerle Türkçe yazarken ayırt ediyoruz. Za harfi yine ta harfi gibi söyleniyor. Dil damağa götürülerek ayrıca dişlerin arkasına vurmasıyla çıkarılıyor. Biraz peltek gibi söyleniyor bu da. Za. Kalın ve tok bir şekilde söylüyorsunuz bu kalın harfleri her zaman. Ayn. Ayn harfi Türkçe'de bu şekilde gösteriliyor Türkçe alfabede. Ayn. Ayn harfi yine boğazdan çıkarılarak söylenen bir harf. Kendinizi çok fazla sıkmadan bu harfi söylemeye çalışın. Sıktığınız zaman çünkü biraz boğucu bir ses ortaya çıkıyor. Ayn. Ayn. Bunu gerçekten aynanın karşısında yapmanız gerekiyor ve ağzınızın nasıl hareket ettiğini izlemeniz gerekiyor. Ayn. Gayn. Gayn harfi yine boğazdan çıkarılan bir harf. Gırtlaktan. Özellikle gırtlağı sıkarak söylüyorsunuz arkadaşlar. Ha harfinde olduğu gibi. Ha, ra. Bu ikisi aynı yerden çıkıyor. Gırtlaktan çıkarıyoruz bu iki harfi. Aynı takip eden diğer harfimiz F. Zaten Türkçe'de olan bir harf. Geçiyoruz. Kaf. Yine kalın bir harfe geldik. Harfi kalın olduğu için yine çizgi çiziyoruz. Kaf harfi yine boğaz sıkılarak söyleniyor. Tok ve kalın bir şekilde söyleyeceksiniz. Ayrıca biraz yine gırtlağı zorlamanız gerekiyor bu harfi söylerken. Kaf, kaf, gayn ve ha harfi gırtlaktan, gırtlağını sıkarak biraz hırıltılı bir şekilde
söylüyorsunuz bu üç harfi? Ha, kaf, lain. Kef. Kef'te bir sıkıntımız yok zaten. Lam. Lam harfinde de bir sıkıntımız yok. Mim. Aşağıya sıkıştırmaya çalışalım. Nun. Vav. Vav. He. Ve son harfimiz Y. Şöyle yazayım şunu da. Son harfimiz Y dedik. Alfabemiz 28 harften oluşuyor. 28 harften 27'si sessiz harf. Sadece bir tane harfimiz Elif. Harfimiz sesli bir harf. Ayrıca bu harfler ince harfler ve kalın harfler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Size söyler yazarken zaten kalın harfleri söyledim. Kalın harflerimiz hangileriydi? Altına işaret çizdiğimiz harflerimiz kalın harfler. Bunları üzerine fetha dediğimiz E sesini veren hareke geldiği zaman A sesiyle seslendireceksiniz bu harfleri. Kırmızı kalemimiz yazmadı. Şununla işaretleyelim. Ha, sat, dat, ta, za, kaf. Evet, 3-6 tane harfimiz kalın harf. Dediğim gibi bunların üzerine fetha dediğimiz E sesini veren hareke geldiği zaman bunları kalın A şeklinde okuyacaksınız. Ha, sa, da, ta, za, ha gibi. Peltek harflerinin de altına nokta koyduk. S, zel. Bakın S'yi bu şekilde sin'den ayırabildik Türkçe yazarken. Şuradaki satta zaten kalın harfi olduğunu anlıyoruz. Altında çizgi olunca. Evet, alfabede söyleyeceklerim bu kadar ve telaffuzlarında. Şimdi biz bu harfleri nasıl seslendireceğiz? Türkçe'de sessiz harfler sesli harflerle beraber seslendirilerek söyleniyor. Mesela B harfimizin yanına i geldiği zaman bi diyoruz. C harfinin yanına u geldiği zaman cu. C harfinin yanına yine o geldiği zaman co. Arapçada bunu nasıl yapacağız? Şimdi size onları göstereceğim. Tahtayı sileyim hemen. Harekeler sayesinde kelimeleri okuyabileceğiz. Zaten Arapça yazıldığı gibi okunan bir dil. O yüzden gerçekten bizim için çok kolaylık sağlıyor. Türkçe de öyle. Yazıldığı gibi okunuyor. Telaffuz yönünden sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum bu yüzden. Ve okuma yönünden sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şimdi hareke. Üç tane temel harekemiz var. Onlar fetha. Fetha harfin üzerinde bulunur. Harfin üzerinde çizgi şeklinde bulunur. Eğer ince harfin üzerinde ise E, kalın harfin üzerinde ise A şeklinde okunur. Harfin altında çizgi şeklinde bulunan harekemizin de adı kesra. Bu da geldiği harfi i sesini verir. İ. Arkadaşlar bakın burada bir tane h'miz var. Hani nokta çizgi koymuştuk.
Buradaki H'nin altına nokta koyacağız. Ve siz bu noktayı gördüğünüz zaman Arapçadan Türkçe'ye yazı şeklinde, Türkçe yazı şeklinde çevrilen kitaplarda gördüğünüz zaman bu H'nin H olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın buradaki S'nin altına bir şey koymadık. Demek ki bu harf peltek harf değil. Çünkü pelteklerde nokta koyuyorduk. Ya da kalın harf sat değil. Bu sin harfi demek ki. Yine harfimizin üstünde virgül şeklinde bulunan damme. Damme geldiği harfi U sesini verir. U. Bakın dammeli, damme yazarken D'nin altına çizgi çizdim. Çünkü zaten bu kelime Arapça kökenli. Arapça yazarken biz bu kelimeyi şu şekilde yazıyoruz. Bakın dat harfini şuradan anlıyoruz dat olduğunu. Evet, şimdi örneklendirelim biz bu hareketleri. Bu şekilde siz de okumaya çalışın. B harfi. B harfinin üzerinde fetha var. Nasıl okuyacağız? B harfi dedik. Sessiz harfimizi yazdık. Bir sessiz harfimiz. Üzerinde E sesini veren fethamız var. E. Şimdi okuyacağız. B. B harfimiz. Altına kesra'yı koyalım. B harfi ve kesra i sesini veriyordu. B. Yine B harfi üzerinde damme var. Nasıl okuyacağız? B harfimizi yazdık, sessiz harfimizi U ile birleştirdik. Bu. Türkçe'de olmayan harflerden örnek verelim. Mesela ha. Ha harfi üzerinde fetha koyduk. Yani E sesini ama kalın harfse A sesini verecekti bize. Gerçi ha harfi bazı durumlarda ince, bazı durumlarda kalın söyleniyor. Yine kalın harflerimizin arasında bulundurmadık ha harfini. Ama burada yalnız başına yazıldığı için ha diye okuduk. Şimdi ha'nın altına kesra'yı koyduk. İ sesini elde edeceğiz. Nasıl okuyacağız? Hey. Şöyle şuraya altlarına yazayım. Hey. Ha harfimiz damme'yi aldı. Nasıl okuyacağız? Ho. Ho. Burada bir ses çıkarmaya çalışıyorsunuz. Böyle rüzgar sesi gibi. Ho. Türkçe'de olmayan, Arapça'da olan harflerden gidelim hep. Sat. Sat harfimiz kalın harflerden demiştik. Üzerine fetha sesini aldı. Yani E ya da kalın harfse A sesini vereceğiz. Sat kalın harflerden olduğu için, kalın harf olduğu için A yazacağız burayı, değil mi? Sa. Sat harfi altında kesra. Sı. Sat harfi üstünde damme. Su. Biraz daha kalın söylemeye çalışalım bu harfleri söylerken. Su. Su demiyoruz. Su. Türkçe'de olmayan bir tane daha harfi yazayım. Telaffuzunda hem görmüş olursunuz. Ayn harfimiz.
Ayn harfi üzerine fethayı koyalım. Şimdi Türkçe'de bu şekilde gösteriliyordu. Ve sesimizi yazalım. Ay. Kesrimizi koyalım buraya. Nasıl okuyacağız? Ay. Dammemizi koyalım. Ro. Evet. Bundan ibaret. Harekemiz bu şekilde bize harfi seslendirmemizde yardımcı oldu. Türkçe'de ayrıca buradaki harekelere eğer fethaya üstün kelimesi de söylenebiliyor. Kesra'ya esre de denilebiliyor. Dammeye ötre de denilebiliyor Türkçe'de. Fakat Arapça dil bilgisi kurallarında buradaki kelimeler geçerli. Fetha, kesra, damme. Bu üç kelime geçerli olan kelimeler bunlar. Umarım anlamadığınız bir şey yok. Şunu da söyleyeyim ben size. Çünkü ben bunu bazı öğrencilerimde de görüyorum. Size de söyleyeyim. Evet. Bize mesela alfabede sin diyoruz biz buna, değil mi? Üzerine fetha koyduk. Bazıları sine diye okuyor. Hayır. Bize ilk harf lazım. Sessiz harfimiz. İlk harfimiz lazım. S sadece. Daha sonra harekemiz hangisi ise E. Onunla birleştirip okuyoruz. S. Evet, mesela bir tane daha söyleyeyim bu şekilde. Mesela cim harfi. Cim harfin üzerine damme var. Cimin ilk sessiz harfi lazım bize her zaman. Bütün alfabedeki bütün harfler bu şekilde. İlk sessiz harfleri lazım bize. Unutmayalım. Cimin C'si ve üzerindeki hareke U. Cu diye okuyacağız. Harekeyi, ya üç temel harekeyi gördük. Üç temel hareke bu şekilde. Şimdi bu harekelerin nasıl çift harekeye döndüğünü göreceğiz. Çift hareke tenvin olarak adlandırılıyor. Tenvin. Bu da bize başka bir ses verecek. Tenvin. Arkadaşlar tenvin çift hareke demek. Sadece kelimenin sonunda bulunur. Asla kelimenin başında, ortasında bulunmaz. Her zaman kelimenin sonunda bulunur. Biz buna fetha demiştik. Şimdi bir tane daha çizgi çizdiğimiz zaman fethalı tenvin oldu ve un sesini veriyor. Kesra tek çizgi harfin altında. Bir tane daha çizgi çizdiğimizde kesralı tenvin adını alıyor. Bu da in sesini veriyor. Damme harfin üzerinde virgül şeklinde kullanıyor dedik. Hem şu şekilde iki tane virgül getirilebiliyor. Hem de en yaygın olan şöyle. Şu işaret daha yaygın. Bu çok kullanılmaz. Şu işaret kullanacağımız dammeli tenvinimiz. Ama bunu da görün istedim. Dammeli tenvin. Bu da bize hangi sesi verecek o zaman? Un. Gördüğünüz gibi, ben buraya un yazmışım. Çok özür diliyorum. En. Gördüğünüz gibi fetha da E.
kesreda i dammede u tenvin olduğu zaman nun getiriyoruz sonlarına. En, in, un. Şimdi biz bu tenvini nasıl kullanacağız? Küçük bir ayrıcalığı var fethalı tenvinin. İn ve un'da olmayan bir özellik bu. Harfin üzerine geldiği zaman arkadaşlar hemen o harften sonra bir elif çiziyorsunuz. Ben. B harfimizin B'si ve N sesini veren fethalı tenvin. Ben. H harfi. H harfin üzerinde fethalı tenvin geldiği zaman mutlaka bir elif çiziyorsunuz. Han. Fethalı tenvin geldiği zaman bütün harflerden sonra ne getireceğiz? Elif getireceğiz mutlaka. İn ve un'da böyle bir durum söz konusu değil. Şin harfini ekleyelim fethalı tenvini. Bakın ardından ne çizdik? Elif çizdik. Fethalı tenvin geldiği için. Şen. Arkadaşlar ben burada harfleri birleştirerek yazıyorum. Sizinle bu konuyu da işleyeceğiz. Birleştirme konusunu. Şimdilik fethalı tenvinde iki harfi kullanmamız gerektiği için elifi kullanmamız gerektiği için birleştirdim. Şimdi kesralı tenvin. Kesralı tenvin. Pardon, bunu söylemeden önce şunu söylemek istiyorum. Bütün harflerde dedik, fethalı tenvin geldiği zaman mutlaka bir de arkasına hemen elif getiriyoruz dedik. Taul marbuta dediğimiz, taul marbuta dediğimiz harf hariç. Bu Arapçada dişillik t'si diye geçiyor. Daha sonra onları da göreceğiz. Bir kelimenin sonunda ten, T harfini görürseniz, bu yuvarlak T'yi görürseniz asla eğer fethalı tenvin alsa bile bir elif getirmiyorsunuz. Sadece bu T'de bu şekilde elif getirilmeyecek. Mesela Ş harfini yapalım. Ş harfi T ile birleşsin. Ten. Bakın T harfi son harfimiz, üzerine fethalı tenvin geldi ama elif getirmiyorsunuz. Şeten. Umarım anlaşılmıştır. Fethalı tenvin bu şekilde kesralı tenvin ve dammeli tenvinden ayrılıyor. Kesralı tenvin ve dammeli tenvinde öyle bir şey söz konusu değil. Kesralı tenvin ve dammeli tenvine de örnek vermek istiyorum. B harfimiz altında in sesi, yani kesralı fetha var. B harfimiz ve hangi sesimiz? İn. Okumamız bu şekilde olacak. Bin. Kaf harfimiz altında in sesimiz var. Nasıl okuyacağız? Kaf harfimiz yazının kalın harf bu. Kin. Kin demiyoruz değil mi? Kin. Biraz gırtlağımızı sıkarak söylememiz gerekiyor. Kin. Evet, kaf harfimizin üzerine bir de dammeli tenvini de koyalım. Kon diye okuduk. Bakın kalın harflerimizin altına çizgi çizmeyi unutmuyoruz. Dammeli tenvin. Bir tane örnek vermişim zaten. Dammeli tenvini de örnek vermişiz. Tamam. Başka örnek verelim. Bir tane daha örnek verelim. Evet. Ra harfi
kesrel termin gelince nasıl okuyacağız? Gayn. Dammeli termin koyalım. Gun. Ayn harfini de yapalım. Ayn harfi kesralı termin aldı. Ayn. Özellikle size Türkçe'de olmayan harflerden örnek vermeye çalışıyorum. Ki telaffuzlarını görmenizi istiyorum. Termin bu şekilde. Unutmuyoruz. Çift şekilde geliyor. Asla kelimenin başında, ortasında bulunmuyor dedik. Her zaman kelimenin sonunda olur. Kesralı termin ve dammeli terminde bir özellik olmadığı halde fethalı terminde ne dedik? Mutlaka harfin üzerinde bulunduğu zaman o harften hemen sonra bir elif getiriyorsunuz. Ne dışında dedik? T dışında. Taul marbuta dediğimiz dişillik T dışında bütün harflerin sonuna mutlaka fethalı termin geldiği zaman elif getiriyoruz. Termin konumuz da bu kadar. Şimdi başka bir harekemize geçiyoruz. Size bütün ayrıntılarıyla ben bunları anlatmaya çalışıyorum ki hiç zorlanmayın. Kolay bir şekilde öğrenin. Ön yargınızı kırmaya çalışıyorum bu şekilde. Şimdi cezim. Cezim diğer bir adıyla sükun. İki terimi de yazalım buraya. Aklınızda bulunsun. Cezim ya da sükun dedik. Cezim ya da sükun arkadaşlar kelimenin, pardon, harfin üstünde yuvarlak bir şekilde yazılır. Bu harfte herhangi bir ses yoktur. Bu işareti gördüğünüz zaman o harfin üzerinde durmanız gerektiğini gösterir size cezim işareti. Şöyle, ilk harfin üzerinde biz cezim koyamıyoruz arkadaşlar. Cezim okunmuyor çünkü. O yüzden iki harf yazmamız gerekiyor en az. Evet. Mesela B'miz cezimli olsun. E harfimiz. E, elif harfini yazdığınız zaman kelimenin başında mutlaka üzerine bir hemze getiriyorsunuz. Eğer kesra alacaksa o zaman da hemzeyi şu tarafa yazıyor, altına yazıyorsunuz. Şimdi burada ya E'yi ya fethayı ya da dammayı alabilir elif. Çünkü üstüne yazdım hemzeyi. Evet. Şimdi nasıl okuyacağız? E harfimiz, E sesimiz B ile birleşecek. Ve B'nin üzerinde duracağız. B'ye ses vermeyeceğiz. Eb. H harfi lamla birleştirip de söyleyeceğiz şimdi. H'yı cezim gördüğümüz için H'dan sonra gelen harfimiz cezimli olduğu için direkt birleştirmemiz gerekiyor. Hol. Bakın lamla birleştirdik ve sessiz bir şekilde bıraktık onu. Ses vermiyoruz. Bir tane daha örnek verelim. B, Y, T. Şimdi harekelendirelim. Evet. Nasıl okuyacağız? B harfimiz üzerinde E sesi var. Y harfimiz kendi başına yazıyoruz bunu. Çünkü yanında bir ses yok. T harfimiz neyi aldı? Un sesini aldı. Şimdi okuyalım. Bey
Bakın direkt birleştirdik. Bey tun. Bey tun. Cizmi gördüğünüz zaman kendisinden önceki harf hemen onu içine almak zorunda ve sessiz bir şekilde kalıyor. Bey tun. Cezim ya da sükun dediğimiz harekenin konusu bu. Burada size anlatacağım başka bir şey kalmadı. Tek bir harekemiz kaldı şimdi. Okumanızı sağlayacak olan harekelerden. O da şedde. Şedde iki harfi birbirine bağlamayı sağlıyor. Ve iki defa harfi söylememize neden oluyor. Başlığımızı atalım. Şedde. Şedde harfin üstünde şu şekilde bulunur. Harfin üstünde. Bunda zaten sesi yok. Cezimde olduğu gibi. Şedde neye yarar arkadaşlar? Geldiği harfin iki defa okunmasını sağlar. Şöyle, biz şunu şu an okuyamıyoruz. Çünkü mutlaka kendisinden önce bir tane harf olacak ve bu harfle bağlayıp da söylememiz gerekiyor. Nasıl? Şimdi bu bizim B harfimiz. Direkt birleştirmemiz gerekiyor. Cezimde olduğu gibi. Bet. Şimdi ilk D'mizi kullandık. İkinci D'miz. İki defa okutuyor dedik ya. Bet de. Bakın bağlıyor. Bet de. Bu şekilde olduğu için yalnız başına okunmaz bu hiçbir zaman. Cezimde olduğu gibi. Cezim ve şedde hiçbir zaman kelimenin başında olamaz. Evet. Ra. Şimdi ra harfimiz D R diye okuyacağız burada. Bakın direkt ne yapacağız? Birleştirerek okuyacağız. Şed diye gördüğünüz zaman direkt birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Red. Evet, ilk D'mizi kullandık. Şimdi diğer ikinci D'yi de kullanıp ikinci D'yi seslendiriyoruz. Üzerindeki ya da altındaki harekeyle. Red de. Farklı örnekler vermeye çalışayım. Pardon. Ha'ya dammeyi koyduk. Lam'ı şeddeledik ve dammeli tanvim bıraktık üzerine. Nasıl okuyacağız şimdi? Ha harfimiz üzerinde damme var. Ho. Ne demiştik? Eğer bir harften sonra şedde varsa o harfi direkt şeddeli harfle bağlıyorsunuz. Şedde var lamın üzerinde. O zaman direkt bağlamak zorundayız. Bu hangi harf? Lam. Evet, bağladık. Hol. Daha sonra kalan diğer lamı. Hollun. Bu şekilde arkadaşlar şedde bir harfi iki defa okunmasını sağlıyor. Mesela D'nin üzerinde gösterdik. Bu ne demek? Bir, iki tane D demek. Şedde bu kadar fazla uzun yazmamızı istemiyor. Bu şekilde şedde geldiği zaman iki defa olduğunu anlayacağız. Hullun. S ya da iyi yapalım şunu. Si. Ra harfiyle birleştirelim. Bakın fethalı tanvim koydum. O zaman ne koymam gerekiyor hemen? Bir elif getirmem gerekiyor. Şeddemizi de şuraya koyalım. Evet. Si. Bakın şedde gördüyse mutlaka kendisinden önce gelen harf neyse şeddeli harfi hemen onunla bağlıyorsunuz. Sir. Sirran. Sirran.
Umarım bu konuda anlaşılmıştır. Şedde konumuz bu kadar. Bu işaretlerle biz okumayı okuyabileceğiz Arapçayı. İleride diğer dersimizde işte alfabeyi biliyorsunuz ayrı ayrı yazdık. Bu alfabedeki harfleri nasıl birleştiririz? Onları size göstermek istiyorum. İleriki dersimizde inşallah harf birleştirmeye geçeceğiz ve başka konuları da göstereceğim. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Eminim ki eğer derslerimizi kaçırmazsanız, bu şekilde benimle devam ederseniz emin olun çok kolay, Arapçanın çok kolay olduğunu göreceksiniz. Okumanın çok kolay olduğunu göreceksiniz. Hiç zorlanmayacaksınız. Herkese umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olmayı da unutmayalım. Herkese iyi Arapça öğrenmeler diliyorum.